Tabii ki aday kim artık bizim klasik sorumuz oldu ama 13 Şubat'ta 12. kez toplanacak Altılı Masa Saadet Partisi Genel Merkezi'nde toplanacak. Çok az kaldı, evet. Çok az kaldı ve bugün de 1,5 saatlik bir görüşme gerçekleştirdi Saadet Partisi Genel Başkanı ile CHP Genel Başkanı. Evet. Bu konuyla ilgili de yorumlarınızı alalım, zirveyi. Yani değişmiyor fotoğraf. Ben hala şu kanıdayım. Meral Akşener'in çok ciddi bir direnci var Kılıçdaroğlu'na karşı. Bu sadece son gelişmeler veya işte tabanda, sokakta rastladığı diğer isimler nedeniyle değil. Kategorik olarak nasıl bir önceki Cumhurbaşkanlığı seçiminde Abdullah Gül'ün adaylığını engelleyebildiyse şimdi Kılıçdaroğlu adayını engelleyecek. Kesinlikle engelleyecek. Yani siz Kılıçdaroğlu adayı olmayacak diyorsunuz. Ne yaptı? Geçen sefer bir ittifak modeli yine vardı. Ama Abdullah Gül üzerine kararlaştıramadıkları için ki bunu Temel Karamoğlu yine istiyordu. Kılıçdaroğlu çok prezentasyonunu yaptı. Ama Meral Akşener ne yaptı? Çoklu seçime götürdü. İşte öyle bir sonuca doğru gidiyor olay. Yani yoksa diğerleri tamamen ikna olmuş durumda. Niye? Zaten ya adamların istediği şu, bir koltuk. Memleketle ilgili bir dertleri falan yok. Mesela yine örnek vereyim size. Yarın yazım başında onu yazdım. Dertleri 17.920 tane mağdur olmuş KHK'lı değil. FETÖ'yü devlete sokmak diye başlık attım. Evet, demden anlattığım rakamları da içinde koydum. Yani adamların derdi kesinlikle böyle demokrasi, insan falan değil. Ya şunu istiyor bak. Protokolü çok seviyorlar. Önemli adamlarmış gibi ortalarda gezinmeyi çok seviyorlar. Yani adam alışmış. Ego. Bakın ya hocam, bunlar normalde sokakta çıkıp ya ne yapacaklar biliyor musunuz? Emekli olarak köşelerine çekilecekler. Yani evde koltukta oturup televizyon seyredecekler. İşte 5 vakit namazını kılan kılar. Öteki yazlığına gider Burhaniye'de falan filan. Bu işte traktörden geçerken karpuz alırlar. Bu kadar vizyon bu hocam. Bak yemin ediyorum size. Bak, vizyon bu. Yani yoksa bir insan şunu söylemez. Bu da iyi. Siz 6 kişi bir araya gelmişiz. Ben egomu şeyimi bir tarafa bırakırım. Bütün kendi şahsi çıkar menfaatimi bir tarafa bırakırım. Ya ortada otokrat bir adam var. Tek adam rejimi, bizim bunu yıkmamız lazım. Ben kendi adıma hiçbir şey istemiyorum. Bütün gücümle de arkanızdayım. Aday kim? Sen istiyorsun. Tamam Hikmet, sen odaysın. Ben dahil hepimiz senin için çalışacağız. Bitti. İdeal, siyasette idealizm olmadan olmaz. Bu da idealdir. Peki öyle mi yapıyorlar? Yok. Diyor ki bir kurul olacak diyor. Ben hem milletvekili olacağım diyor. Hem cumhurbaşkanı olacağım diyor. Yardımcısı olacağım diyor. Cumhurbaşkanı gibi. Kararlarda imza etkisi olacak. İmza etkisi atamalarda ve kararlarda söz sahibi. Olur. Milletvekili ama hiçbir sorumlu olmayacak diyor. Diyor ki istişare, zartürt falan filan. Ya bir dakika ya. Bir deyin ki cumhurbaşkanı yardımcısı olanlar milletvekilinden istifa ediyor. Milletvekili olsan bile istifa edip o görevi yapıyorsun. Anayasada böyle bir şey yok. O yetmiyor bak. O yetmiyor hocam. Diyor ki adam onu da istiyorum diyor. Tam FETÖ gibi her şeyi istiyorum. Onu da istiyorum. Çünkü diyor milletvekili maaşı. Ya şöyle, bizim çok varlıklı ailelerimiz bile biliyor musunuz? SGK emekliliği olmak için çok can atarlar biliyor musunuz? Bir tanıdığınız var mı hiç? Yani varlıklı iş adamıyla abi o devletten o maaşı almak var ya. DNA'mıza oturmuş bizim. Bak ben bundan vazgeçen hiç kimse görmedim. Mesela ben iş adamı biliyorum. Güvenci olarak. İş adamı biliyorum. Yemin ediyorum ya. Adam çok varlıklı adam. Adam vallahi bile ya. Bak. Adam EYT'liyim diye ağlıyordu geçen gün. İş adamı. EYT'liyim diye ağlıyordu adam. Bak, hiçbir şey mi olmasa bir emekli maaşı milletvekili olsun. Maaşı. O statü, o hava civa. Yoksa Davutoğlu şimdi Gelecek Partisi diyelim ki tek başına girdi. 0-5 oy aldı. 1 oy aldı. Kim bakar abi sokakta, kim ne selam verir ona o zaman? Temel Karamoğlu 1,5'te ne yapar? Gider gezinir. Hocam seçimden sonra ama, yok artık. Bak milletvekili olursan ne oluyor? Sen bunlara yatsın mı hocam? Dünyaları öyle. 73 bin lira maaş. Bir de emekli milletvekiliysen 51 de oradan koy, 125 bin lira. Diplomatik pasaport cebinde. Ailen garantide. Hastane parası ödemiyorsun. Şimdi, baba hocam, ne istedim ben bu dünyada? Şimdi bütün bile duyanlar hepsi milletvekili olmak için kavga edecekler. Zaten kavga onun için. Bu kadar iyi bir şey değil. Zaten milletvekili kavgası onun için zaten. Bak o garanti var ya. Bu ülkede isterse deprem olsun, ister ihtilal olsun. Allah korusun yani bunlar olmaz. Yani felaketler olsun. Ne olursa olsun. O devletten o maaşı alıyorsun ya. O garantin var ya. Bir de vekilsin. Her yerde protokolde öndesin.
Ya bunları yatsımayın. Tabii bunların mi? Yoksa doğru bak bu adam, ülkenin ideali bu ülkeyi bir yere taşımak gibi bir adam için. Sadece bak sadece savunma sanayindeki bugün gelinen noktayı kendime misyon edinsem bunlardan fazla oy alırım biliyor musun? Bir proje geliştiririm. Hocam adaylık falan. Yok yok hayır bak, bak bunu sokağa hayır. çıkarım Atatürk, her yerde Türk savunma. Atatürkçü Cumhuriyetçi bir parti kursun CHP kadar o CHP yok, çünkü. Hayır, yok hayır, oradan hayır yok. Oradan hayır yok. Yani CHP'lilerden oy alamazsınız. Olmaz. O kitlenmiş yani oradan hiçbir şey çıkmaz. Oraya yani sabit orada yok. Şu halde bile şu halde bile şeyden durumdan hiç şikayet etmiyor adamlar. Yani düşünün mesela demokrasiyi geliştireceğiz diyor değil mi? Programda var şey metninde. Evet. Güzel. Hı-hı. Sırf İstemediği kanala çıktığı için CHP'lileri ihraç ettiler mi? Ettiler. Ettiler. Parti eleştirdiği için ihraç ettiler mi? Ettiler. Büyükşehir şey Bolu Belediye Başkanlığı iki laf etti diye geçici ihraç ettiler mi? Ettiler. Hani demokrasi geliştireceksiniz? Hani siz İşte ben anayasa metni falan filan diyorsunuz değil Şimdiye mi? Şimdiye kadar ne yaptılar ki? Atatürk'ü ne yap? Mesela şey Muharrem İnce'yi ne hale getirdiniz? Ya. Bak bir önceki Cumhurbaşkanı dediniz resmi. Yani CHP'nin tarihi yazıldığı zaman Muharrem İnce diye bir vatandaş 40 yıllık CHP'li 2019'daki seçimlerde şey oldu. 18'deki seçimlerde Cumhurbaşkanı adayıydı. Kimin? CHP'nin ilk Cumhurbaşkanı adayı. Ondan önce CHP'nin adayı kimdi? Ekber İdris Anoğlu. Olacak şey mi? O bir rezalet. Değil mi? Bu CHP'li ya. Onur'un. Tabii. Ne yaptın adamı? İtibarsızlaştırdın. Ne yaptın? Bir gecede sarayın adamı. Tabii. Bir gecede AKP'li ilan ettin. Oradan o zaman kimse hayır yani eğer CHP'de bu duyarlılıkta insanlar olsa Muharrem İnce %15-20'yi alıp götürmüştü bile şimdi. Var mı böyle bir ihtimal? Siz görüyorsunuz. Yok yani, kitlenmiş. Ki Muharrem İnce de başarılı olmuştu. Ulusalcının Atatürk'ünden. Başarılı olmuş bir adamdır canım. Bu arada. Tabii. Yani partisinden daha yukarı oy almış tek CHP tarihte. Şöyle CHP'nin engellemesine rağmen 12 bin sandığa adam gönderme, Halk TV'de reklamlarını yayınlama. Reklam panolarında kimse çalışmasın. Asansörde bile yer verme. Şey dijital neydi o seçim gecesi şey sistemini çöküyor. Neydi o? Seçim anket seçim sonuçlarını değerlendirme sistemi var adam, ya. O olaydan sonra nerede? Çökert yani hı-hı. sorumluluk alma. Hı-hı. Adamı yalnız bırak. Ve üzerine de ki albaylar kaçırdı. Silah değerler içkiliydi. Adam yandırmadı ki. O çökerten adam nerede? Milletvekili değil mi? Yok. Kim? Yani genel başkan yardımcısı. Madem öyle o adam bu işi başaramadı bir şekilde kenara konmaz mı? Demek ki Kemal Bey'in bilgisi dahilinde onu yapmış. Trafoya kedi kaçmıştı. Trafoya çok kısa gençten sonra Sayın Genç. Ben yok, 20 Bey. Ben çok fazla konuştum. 20 Bey lütfen. Olur mu? Yani buyurun Sayın Başkanım. Yani, ben sorayım mesela ki aday kim? Aday kim? Ben katılmıyorum bu arada. Kılıçdaroğlu aday çıkacak. Masanın olmasa bile aday olacak. Ona zaten şey mutabıkız. Tamam. Masanın olmasa. Altılı diyorsun. Masadan Kılıçdaroğlu ismi çıkmayacak. Tabii yok, Kılıçdaroğlu aday olacak. Akşener. Ha. Ama zorlanırsa, yalnız, hocam, evet, zorlanırsa böyle artık şey yaparsa masa dağılıyor noktasına yani ya gelirse. Bunu kabul et ya dağılıyor noktasına gelirse zoraki kabul eder ama yine okur. Yine tekmelemekten vazgeçmez evet. yani. Bakın sizce? Bir süre önce bir yazı yazdım. Bir bölenden bir bilene bir bilenden bir bölene siyaset diye. Hı-hı. Demirel'i geçmiş o yasaklı olduğu dönemde bir bilen diye kodlar. Birileri yazı yazardı, isimlerini almak istemiyorum. Özellikle birisi vardı. Şimdi Demirel'le aynı gelenekte de bulundu Sayın Akşener. Ancak DYP'de Tansu Çiller'i ilk satanlar arasında oldular. Ben bunu kimden duydum? Nevzat Ceylan'dan, Ankara Milletvekili. DYP'de de son dönem il başkanlığı yapmış bir isim. Ve Tansu Hanım'a gitmiş demiş efendim siz bunları vekil yaptınız, bakan yaptınız. Sizin sayenizde bu görevlere geldiler. Bunlar nasıl böyle bunları hiç mi göremediniz, öngöremediniz demiş. Tansu Hanım da Nevzat Bey o zaman daha oldukça genç tabii. Evladım demiş. Ben demiş bunları Anadolu çocukları milliyetçi diyebildim. O şekilde siyasete soktum. Kavun değil ki anlayayım bunları koklayarak demiş. Netice itibariyle orada ilk Tansu Hanım'a bir şekilde o hareketi bölerek kazık atmışlar. Hani diyorlar ya AK Parti'nin içerisinde kurucu olacaktı olmadı falan.
olmak istemiş. Ancak o dönem işte milli görüşün ileri gelenleri, geçmişteki bir takım sıkıntılı olayları, davranışları sebebiyle istememişler. Hı hı. O sebepten dolayı olmamış. Yani kendisinin istemediği gibi bir durum yok yani. Anladım. Sonra onun önünü açan Devlet Bahçeli'ye, MHP lideri Devlet Bahçeli'ye ne yapmış? Orayı bölmüş. Ki Milliyetçi Hareket Partisi bu ülkede çok önemli bir misyon ifade eder. Yani bunu herkes anlayamaz. Hı hı. Şu anda da aslına bakarsınız orayı bölmeye namzet biriz. Diğer taraftan bu isimler üzerinden bakıldı. Evet, Nedim Bey'e çok katılıyorum. Oradaki onların milletvekillikleri, efendim diğer olaylarına baktığınız zaman herkes bir şekilde ayrıcalıklı bir makam istiyorlar. Hı. Aslında temel olarak bakıldığında Sayın Erdoğan'la ya da Cumhur İttifakı'yla işte ayrıştıkları nokta da bu. Bugün Devlet Bahçeli isteseydi Cumhurbaşkanı yardımcısı ya da herhangi istediği bir bakan olabilir miydi? İşte 5 bakanlık, 10 bakanlık alabilir miydi? Alabilirdi. Ne istemedi? Özellikle bunu istemedi. Önce devletim ve milletim, sonra partim, sonra ben düsturuyla hareket eden birisi olduğu için. Doğru. Bakın bu kişisel hırslar yüzünden bunlar problem yaşayacaklar. Yarın seçilseler, seçimi alsalar da yaşayacaklar. Evet. Ve birbirlerine düşecekler. Şunu söyleyeyim son olarak. Bu isimlerden her birini ayrı ayrı düşünelim. Temel Karamolla gitsin, Sivas'tan bağımsız aday olsun. Hı hı. Seçilebilir mi? Mümkün değil, seçilemez. Bir araştırmacı olarak söylüyorum. Hı hı. Aynısını Abdülhatif Şener parti kurdu, olmadı. Gitti Sivas'tan bağımsız aday oldu, seçilemedi. Ne oldu? Gitti Cumhuriyet Halk Partisi'nin kolları arasına girdi ve Konya birinci sıra oldu. Evet. Davutoğlu hani çok büyük %50 oy aldı ya AK Parti genel başkanı olarak. Gitsin Konya'dan bağımsız aday olsun. Kendisine güveniyorsa. Seçilecek oyu alamaz. Aynı şekilde diğerleri Ali Babacan için de Ankara için diyorum. Hiçbirisi kaç akrabası? Yani hiçbirisi seçilebilecek, oyu alabilecek şeyler değil. Aynısı 0.0001 oyu olan Gültekin Uysal için de geçerli. Bunların hiçbiri bağımsız aday olsalar seçilemezler. Çünkü hepsi sadece bir şekilde Cumhuriyet Halk Partisi'ne, Kemal Bey'e muhtaçlar. O sebepten evet. dolayı da o masadan Kemal Bey'i çıkarmak zorundalar. Meral Hanım için de rezervimizi evet. koyalım. Bakalım önümüzdeki günler ne barajı gibi? Aşma tek başına imkanı sadece Akşener'de olduğu için onun eli o anlamda. Diğerleri evet. mahkum. O yüzden de evet. onlar oy kullanacaklar. Evet. Belki o destekle çıkabilecek. Kılıçdaroğlu evet. aday olursa, olabilirse o da. Gazeteciler Nedim Şener ve Hikmet Genç çok teşekkür ediyorum. Kamuoyu teşekkür araştırmacısı Hilmi Daşdemir çok teşekkür ediyorum. Yine çok keyifli bir zirve oldu. Haftaya görüşmek dileğiyle diyoruz. Ağzınıza sağlık. Sevgili izleyiciler, en büyük teşekkürümüz elbette ki bizi izleyen sizlere. Haftaya Perşembe günü saatleriniz 20.30'u gösterdiğinde bu sefer ekranlarınızda olacağız. Hoşça kalın, mutlu akşamlar.